Yakışıklı. Modelleri falan var. Dünyada bunu üreten başka firmalar var. Yani var tabii. Aglender'de bir firma var Almanya'da. Evet. Bu yapıyor ama 90 bin euro istiyor bunu. Ama sen bunu yerli olarak Türkiye'ye veriyorsun. Tabii yerli olarak. Bakalım aletiniz güzel mi? Bir test edelim. Bakalım. Arkadaşlar. Körüp indirelim. Arka oturun isterseniz. Körüp açalım. Yok körüp çıksın. Gel gel. Bize kimlerin şarkısı? Faytoncu. Bu firma yerli golf araçları üretiyor, elektrikli araçlar üretiyor ve aynı zamanda böyle inovatif bir ürün geliştirmiş, elektrikli fayton. Ve biz de yerel yönetimden arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı yanımıza aldık, sayın valimizi yanımıza aldık. Bu aracı bir test edelim istedik. Gerçekten memnun kaldık. Biraz üşüdük ama değdi diye düşünüyorum. Gayet güzel bir araç, kullanışlı bir araç. Tabii ki biz sanayicimizin şikayetini anlayabiliyoruz. Türkiye'de yerli üreticiler maalesef zaman zaman sorunlar yaşayabiliyorlar. Ülkemizde üretilen ürünler yerine yabancı ürünler tercih edilebiliyor. Ya da sanayicimiz kendini yeterince Türkiye'de ki satın alıcılara duyuramıyorlar. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz ve ben her ortamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak yerli üretimin öneminden bahsediyorum. Yerli ürünlerin kullanımından bahsediyorum. Bu kamu tarafı olabilir, özel sektör tarafı olabilir. Biz ülkemizde üretilen ürünlerin yabancı ürünlere tercih edilmesini istiyoruz. Bu konuda aslında mevzuatlar da var. Yerli ürünlere fiyat avantajı uygulanması ile ilgili mevzuatlar da şu anda zaten uygulamada ama zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ben sanayici Haluk Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel inovatif bir şey bulmuş. Biz de bunun Türkiye tanıtımına katkı sağlamış olduk. Biz diyoruz ki madem böyle opsiyonlar var, biz hayvanlarımızı eziyet etmeyelim. Böyle güzel ürünleri ülkemizde kullanalım. Belediye başkanlarımız burada. Kendilerine de tanıttık. İnşallah biz Türkiye'de kendi yerli ve milli sanayimizle geliştirilen ürünlerle bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Bu en ufak sanayi ürününden çok yüksek teknolojili ürünlere kadar değişebilir. Burada da bir örneğini görmüş olduk. İnşallah böyle ürünler Türkiye'de kullanılabilir. Hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin faydasına sunulur diyorum. Biliyorsunuz şu anda mer'i mevzuatta yerli malı ürünlere özellikle kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajı uygulanması orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünler için mecburi. Diğer ürünler için de bu kamu otoritelerine onların ihtiyarına bırakılmış bir süreç. Biz özellikle yerli ürünlere fiyat avantajı uygulanması konusunda kamu idarelerimizle, bakanlıklarımızla, yerel yöneticilerimizle sık sık görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Yerli üreticilerin bu şekilde %15 fiyat avantajıyla desteklenmesi hem üretemediğimiz ürünlerin millileşmesi açısından hem de Türkiye'de bir ölçek oluşturulması açısından önemli. Bildiğiniz gibi 11. Kalkınma Planı çerçevesinde yeni gündeme gelen bir sanayi icra kurulu kurulması mevzu bahis. Burada da biz özellikle kamu alımlarında büyük ölçekli ihalelerde yerlileşmeyi temin edecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderlik edeceği bir kurul oluşturmak istiyoruz. Bu kurul vasıtasıyla da Türkiye'de yerleşme alanında önemli bir adım atmış olacağız. Petrolden yola çıktık. Yerli ve milliden yola çıkarak bu araçları, hayvanları çok sevdiğimiz için, hayvanların birer iş gücü olarak kullanılmasına taraf olmadığı için bunları imal etme yoluna gittik. Baktık ki kamuoyundan iyi tepkiler alıyoruz. Bunu geliştirdik. Bu bizim yapmış olduğumuz bu serüven, bu mazi yaklaşık 15 yıla yayılmış bir mazidir. Bugün ise bu yılda gördüğünüz gibi Formula pistinde de bunu hazırına tanıtmış olduk. Tabii biz bunu 15 yıl içerisinde yaparken satışlarımız oldu Avrupa'ya. Bazı ülkelere oldu. Buradan büyük tebrikler aldık. Çünkü hayvanlar üzerine binilerek spor yapılması taraftarı olduğumuz bir mevzu olduğu için biz de bu elektrikli faytonları yaparken bunu çok göz önünde bulundurduk. İşte ortaya çıkan bu mevzu bugün burada İstanbul'da yeşermiş oldu. Kamuoyuna tanıtmış olduk. Araç bugün yerli ve milli ruhunu canlandırarak Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yani Denizli'de değil Sarayköy ilçesinde bir ilçede böyle bir aygıtı yapabiliyorsak memleketimizin gelmiş olduğu teknolojik donanımlara sahip olduğumuz anlam taşımaktadır. Bizim için önemlidir. Bu İstanbul'da, Ankara'da veyahut da İzmir'de yapılsaydı olabilirdi belki ama biz bunu bir köy ortamında yaklaşık amatör ustalarla ortaya çıkarak çalışmalarımızı yaptık. Ve ortaya çıkan bu elektrikli aygıt C kapasite normuna sahip, bazı üzerindeki konfigürasyonlara sahip bir araç. Yaklaşık 4 ile 6 saat şarj edildiğinde yaklaşık 70-80 kilometre gidebilmekte. Eğim aşağı indiğinde de kompresyon yapabilmekte. Böyle bir aygıtımız var. Üzerinde diferansiyeli, hidrolik fren sistemi, redüktörü, ayağınızı gazdan çektiğiniz vakit kompresyon yapan bir sistemi, üzerindeki bütün teknik aygıtlar mevzu. Yurt dışında Bulgaristan, Romanya ağırlıklı, Azerbaycan ağırlıklı bazı ülkelere satışını yaptık. Tabii bunu yaptıktan sonra bunun homologation, yani plaka alabilirlik teknolojisini de geliştirmemiz lazım ki biz bunların ihracat kayıtları olarak yurt dışına satabilelim. Şu anda homologation'ı alınmadığı için, plakası olmadığı için bunlar kamusal alanlarda, daha çok trafiğe kapalı alanlarda düşünmektedir.